Gecenin süper gözüküyor değil mi abi? O beklediğiniz büyük gün geldi ha. En azından bazılarınızın beklediği. Bugün kale inşaatı yapacağız evet. Şimdiden söyleyeyim bu bölüm inşaata ağırlık vereceğim. Ev yapımına işte kale yapımına neyse. O yüzden hani ilginizi çekmiyorsa geçebilirsiniz ne bileyim istediğiniz yapın. Ama sadece bu bölümlük yapacağım bunu. Çünkü söz vermiştim size. Bayağıdır bizi ertelenen bir söz aslında bu. Kale inşaatını yapacağımı söylemiştim ama araya tabii bir sürü şey giriyor. Sonuçta oyunda yapacak bir sürü şey var. Hikaye var. İşte yan görevler var, araştırmalar var, keşifler var. O yüzden bir türlü şansım olmamıştı ama artık dedim ki zaman geçiyor, yapmak lazım. O yüzden buradayız, kaledeyiz. Bir sürprizim var şimdi. Bekleyelim. Ve bum. Burayı ben kendi başıma yapmıştım aslında. Bu arkadaş burayı alırken ölmüştü. Tekrardan yasını tutuyoruz. Burayı ben kendi başıma yaptım. Bayağı bir önce yapmıştım aslında. Bir tek şunu ekledim. Daha dün yaptım bunu. Burada power armor'larımız şey oluyor. Yer alacak. Ya yani Sanctuary'de de 3 tane var şu anda. Bende 5 tane var toplamda. 6.'yı buldum. Almadım onu. O normal bir power armor. Özel bir şey değil zaten. Alırım bir ara. Burada böyle yani şuraya da koymak istiyorum da şu engelliyor. Bu arada bunların nasıl yapıldığını sorarsanız bakın hemen göstereyim size. Bu mermer tarzı şeylerin diyelim. Bir saniye. Şu. Bu tam bir hayat kurtarıcı özellikle kale için. Yani nasıl ben bunları eşitleyeceğimi düşünüyordum. Ama bu gerçekten işe yarıyor. Belki mükemmel olmuyor tabii şey yüzünden. Çünkü kalenin bazı yerleri işte mesela böyle ben kapatmak zorunda kaldım. Çünkü tam oturmuyor yani oraya. Hani bakarsanız böyle çatlaklar falan var. Sonuçta yıkılmış bir kaleyi tekrar onarıyoruz hani mantıken. Daha buralara dokunmadım bile ben. Benim beraber yaparız. Ama burayı bununla düzelttim. Bir tek bu... Yani şu üste bakarsak her şey düzgün ve sıralı giderken bir tek şu olmuyor ama onu çevirmeye kalkınca da orası kayboluyor. Yani tekrar koyamıyorum yerine. Neyse. Özür dilerim. Burada power armor'larımı şey yapıyorum. Geceliğin çok daha güzel gözüküyor tabii burası ışıklarla falan. Burası daha bitmedi. Burada 4 tane biriktireceğim muhtemelen çünkü 3'er 3'er koyamıyorum. Buraya muhtemelen koyabilirim de şuradaki şu lanet çıkıntılar engelliyor buraya bir tane daha bundan koymamı. Yapacak bir şey yok artık. Birazcık size tanıtayım dedim burayı. Daha inşaatı başlamadan önce. Akşam oluyor gerçi de. Buraya tarla yaptım. Yemeğimiz fena değil. 35 yemeğimiz var. Buraya cedarları şey yaptım. Atadım. Onlar da şu an bakıyorlar oraya. Bakka şurada ne yapıyor ben bilmiyorum. Buraya bir şey koymuşuz. Onu belki sonra düzenlerim. Emin değilim. Burayı kapatacağız bugün. Onun dışında ön tarafa bakmadık. Oraya bir bakalım. Buradan merdivenle kolay çıkış sağlıyorum yukarıya doğru böyle. Aşağı inebiliyorlar, yukarı çıkabiliyorlar. Neyse artık. 18 insan var. 35 yemek, 50 su, 24 güç, 78 defans, 21 tane yatağım var. Gerçi en fazla 20 insan geliyor ama ne olsun. Burası ufak böyle ev tarzı bir yer. Buraya hani guard posta duranlar, buradaki insanların güvenliğini sağlayanlar uykularını burada uyuyabilirler. Burayı açık bıraktım. Çok daha güzel oldu bence çünkü kapanmıyor burası kolay kolay. Hani kapı koymayı falan denedim de bayağı bir sıkıntı oluyor şu yerdeki şeylerden dolayı. O yüzden dedim ki boş ver gitsin. Burası böyle ufak bir bar var. Orada sandalyeler, işte yataklar mataklar bayağı güzel oldu yani. Daha tabii son hal değil burası ama. Şurada iki tane adam görmüştüm onlara şey yaptım baktım. Sonra gitti arkadaşlar. Ben dedim bulaşmayayım onlara. Burada turretler falan var işte lazerler. Bunları şeyden almıştım. Cephanesinden beleşe aldım. Kendim yapmadım. Kalenin. Jeneratörler var. Burada insan çağıran radyomuz var. Bu arada bu insan çağırmalı yani benim Sanctuary'de 10 kişim var şu anda. Ben Sanctuary'e o kadar emek verdiğim için kafama taktım bunu. Şu anda Sanctuary'de 10 kişi var sadece. Bunun sebebi de benim oraya sürekli companion yollamam. Yani yol arkadaşlarım. İşte Piper orada. Cosworth de bir yol arkadaşı söylüyor. O orada. Köpek orada. Charlie. Piper orada ve bir de kim vardı? Nick Valentin orada. Ya bu beş orada olunca anladığım kadarıyla oyun mekaniğini bozuyorum. Oraya insan bir daha gelmemeye başlıyor nedense yani belli bir süreden sonra. Ben de anlamadım neden ama artık oraya companion yollamayacağım ben. En azından farklı yerlere gönderirsem onları çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şeyi o yüzden oraya yolladım. Nick'i şeye yolladım. Boston Havaalanı'na. Neyse. Bir de bu arada oyun beni trollüyor galiba. Daha geçen iki tane şey aldım. İki tane bildirim aldım oyun tarafından. Hem burası Somerville Place bir de hem de kale saldırıya uğramıştı. Ben kendi başıma işime bakıyordum böyle bir yerleri geziyordum falan.
Hani toplamadığım şeyleri falan topluyordum. Sonra bir baktım ki iki tane bildirim geldi. Önce Summer Replace saldırıya uğramış. Sonra da kale. İki sene de gittim baktım hiçbir şey yoktu. İnsanlar orada çalışıyorlar. Tekrar işlerine bakıyorlar falan. Ben dedim ki herhalde oyun yanlış bir şey yaptı. Hani yanlış bir karar verdi. Yanlış bir bildirim yolladı bana. Öyle bir şey yoktu çünkü gerçekten. Ama sonra bir baktım ki bana bildirim geldi. Başarısız oldum diye. Hem Summer Will Place için hem de kale için, savunma için başarısız oldum dedi bana. Ama oraya gittiğimde hiçbir şey yoktu. Yani saldırı maldırı yoktu. Sonra bir baktım ki burası saldırıya uğramış. Aynı şekilde Summer Will Place'de. Çok tuhaf. Oyun beni trollüyor herhalde. Ben de bilmiyorum. Ama bir şekilde onu çözmem lazım. Yani neyse. Takılmıyorum buna. Şimdi bugün inşaat yapacaktık. Benim kaç kankritim var elimde? Onu merak ediyorum. Workshop menüsüne geçerse arkadaş. Workshop. 79. Ben bu arada birini Sanctuary'e yollayayım orada. Çünkü bayağı materyal var. Onları alsın gelsin. Seni yollayabilirim. Sen tarlaya ait misin? Tarlayı korumuyorsun ya kimseyi. Aa sen scavenge'e vermişim seni. Tamam. Başka yollayabileceğim boş insan var mı? Onu şu istasyona verdiğim için yollamak istemiyorum. Ha. Bir dakika bakalım. İçeride kimse var mı? Buraya bayağı yatak koymuştum ben. Aslında çoğu insan tarlada çalıştığı için onlardan birini yollayabilirim. Mesela seni. Supply line'a gider misin? Sanctuary. Sanctuary yok mu burada ya? Hadi ya Sanctuary'e yollayamıyor muyum? Niye? Benim anlamadığım şeylerden birisi de bu. Sanctuary'e şey yollayamıyorum. Seçeneklerde bile yok yani. Oradaki supply line'a ihtiyacım var benim ama. Neyse yapacak bir şey yok o zaman. Peki öyle olsun. Sanctuary'e adam yollayamıyorum ya. Çok ilginç yani. Seni yollayabilir miyim Sanctuary'e? Kişiyle alakası bir şey sadece. Bölgeyle alakalı. Neyse buradaki konkretle idare edelim. Şimdi şuradan başlayalım. Yani şu öbür taraftan. Önce yukarı çıkmam lazım ama. Rahatça. Şimdi. Bunu kullanacağım yine de. Bunu nasıl oturtabilirim buraya onu merak ediyorum. Çok tuhaf gözükecek çünkü. Ben bunu bir tane YouTube videosunda izlemiştim adamın nasıl yaptığını. Bir de gezmeseniz şurada. Lanet herifler. Yani mesela bunu buradan oturtabilirsem. Değil mi? Birazcık daha yukarı gelirsen. Tam da oturacağına inanmıyorum gerçi ama. Bakalım deneyelim şansımızı. Eşit gibi sanki değil mi? Belki birazcık daha böyle. Hey oynaşma. Tabii süper olmayacak sonuçta. Hani yani saatlerimi harcayıp yani mükemmel hale getirmeye çalışabilirim de yani. Ona kimin zamanı var? Oo düştüm. Bina yapmanın güzel yanlarından birisi de bu düşmek. Aa bak mesela bu var şimdi. Aa çok güzel. Bu oturuyor yerine. Biraz tuhaf gözüküyor ama olsun oturuyor sonuçta. Güzel. Oturması önemli. Çünkü bizim isterimiz de o zaten. Şimdi bunu da yanına koyarsan. Hadi be. Hadi canım. Kırma beni. Mesela bunu nasıl buraya oturtabilirim? Hadi önce bunu yapsam acaba? Olur mu? Bence şimdi... Aa aynen. Aynen. Süper. Bu arada bunu çevireyim de ben. Bir dakika. Böyle. Değil mi? Heh. Mükemmel. Konkret bitince kötü olacak ama neyse fazla harcamıyor en azından. Heh. Tam istediğimiz gibi oldu şu anda. Bu da buraya girerse... Benden mutlusu yok ama sanki olmayacak gibi oraya. Yok ya. O çok fazla şansımızı zorlamak oluyor biraz. Değil mi? Ah! Vallahi düşündüğünden iyi gitti burası. Güzel. Burayı bir sağlama almayı başardım en azından. Şimdi sen oraya. Sen de şuraya gel misin? Hadi iyi çalış benimle. Bak ben buranın iyiliğini istiyorum sadece. Buraya kale... Düşmeyeyim de bir daha. Şimdi sen niye oturmuyorsun oraya? O zaman bir dakika ileri gidelim. Öyle oturturuz sonra. Burası sanki mükemmel oturdu değil mi? Böyle çok hani bakıyorum da. Hakikaten. Bence gayet iyi yani. Çok da iyi çok da güzel iyi oldu. Şimdi bu yan tarafı. Ah şimdi oturuyorsun. Demek ki bu tarafa geçmek gerekiyormuş. Niye yamuk oldu bu? Yamuğa karşıyız. Heh. Neyse konkret öyle deli gibi gitmiyor hızlıca. Bu güzel yani gerçi 49'a indi de. Sanctuary'de benim konkretim vardı. Onu alabilsem oradan mükemmel olacak.
Belki de gidip kendim almalıyım ha. Hadi. Oturmak istediğini sen de biliyorsun. Güzel, gayet iyi. Buraya kadar iyi getirdik. Şimdi bunu göremiyorum tabii ama. Hop, yamuk koydum. Şimdi düz olması gerekiyor. Aynen. Üst taraf süper oldu bence bakın. Her şeyde böyle. Gerçi buradan birazcık açıklıklar var ama olacak o kadar artık. Yani onu da mükemmel hale getiremem. Belki kapatırım. Bilmiyorum. Ama zaten oturtması o kadar zor ki oraya. Hani. Oh, yalnız bu köşe acayip sıkıntı olacak ya. Çünkü bakın bir taraftan böyle geliyor. Burada birleşiyorlar. Ondan sonra nasıl yaparsın orayı ben de bilmiyorum. Burası için birazcık ayar yapmak gerekebilir bence. Hey bayan çık. Şu dolaşmasana şu. Bak git sıkıştı oraya şimdi. Oğlum çık oradan çık sen git oraya bak hadi. Hadi canım. Aşağısından çalışabilirsem güzel olur sıkışmadan. Aa, buraya da çalışamayacak mıyız ya? Bunun için nasıl koyacağınızın önemi yok zaten gözükmüyor alttan. Sadece hani uyusun yeter bence. Da yeşile çekmek lazım tabii orayı. Buraya kadar yeşil olabiliyor. Güzel. En azından bu yeter bize. Sen de onunla birleşirsen mükemmel olur diyeceğim ama birleşmiyorsun. Ne güzel. En kötü ihtimalle şeyle kapatırım. Şununla kapatmayı seviyorum ben burada. Çünkü tam uyuyor. Bir dakika. Şu metal duvarlarla kapatmak güzel oluyor. Hani hem uyuyor hem de yani böyle uyumayan yerleri yani şunun uyumadığı yerleri şey yapıyor. Güzel kapatıyor. Utancımızı örtüyor diyelim daha doğrusu. Buraya da bir şey yapmak. Burası müthiş şey ya. Baksanıza. Şu yıkıntıları kaldırma seçeneği olsa harika olurdu. Belki mod vardır bunun için de. Şu an modlara girmedim daha ben. Bunu buraya nasıl oturtacağım ya? Önce bunu koysam. Öyle bir ihtimal var mı? Var gibi. Ama çok da oturmuyor yani. Tam istediğimiz gibi. Şöyle yapalım. Önce buradan başlayalım. Burası havada kaldı yani ama. Ah dur. Gerçi tam şey olmuyor işte bakın ben böyle istiyorum mesela. Ah iyi iyi güzel burayı yaptık mesela. Ama devamı gelecek mi? Ben de yani çok tecrübeli değilim bu konuda. Ah işte benim istediğim buydu. Ve çok güzel. Demek ki öbür taraftan başlamak lazımmış. Gerçi bu müthiş oturmadı da. Şöyle yapabiliriz. İşte orayla birleşiyor bu sefer de. Orayla birleşmemesini sağlamanın... Şey yaparım ben ya burayı... Hani önüne bunun gibi bina koyabilirim ya da böyle metal duvarlarla kapatırım. İlla yani süper böyle uyumasının bir anlamı yok zaten. Bir şekilde oradaki utancımızı şey yaparız bence. Önemli olan hızlı bitirmek bu işi. Bence oldukça iyi gitti buradaki iş. Şimdi bunu buraya koyabilecek miyim onu merak ediyorum. Burası çok aslında sıkıntılı bir yer o yüzden emin değilim. Ya yürümeyin arkadaş şurada ya. Vallahi nefret ettiniz benden. Bırakın. Bırakın. Oraya nasıl çıkacaklarını merak ediyorlar şimdi muhtemelen. Panik yapıyorlar. Buraya bunu sokabilir miyiz? Ya oluyor da yamuk oluyor. Öyle bir... Acaba şey yapabilir miyim bunu? Nasıl olsa kimse görmez diyorum da. Buradaki utancımızı. Kapanmayan bölgeyi. Ama istediğimiz gibi yapamıyoruz maalesef. Belki küçük şeylerle yapabilirim. Bunlar çünkü... Suyu... Aa evet. Hadi sen de burayı kapa. Neden olmuyorsun? Olması lazım burada hadi be. Buraya insanların düşmesini istemiyorum o yüzden ben. Ama işte şöyle yapsak. Şurası bayağı bir kötü yaptı olayı. Böyle havada duracak değil mi? Yok kalsın. İğrenç oldu böyle. Gereksiz havada duruyor yani. Aslında gözükmüyor ama insanlar yine düşer oradan. Bir dakika ben bunların hepsini workshop'a atayım. Bu köşeyle benim uğraşmam gerekebilir biraz emin değilim. Mesela burası da böyle bir bela alacak başımız öyle geliyor bana. Aynen. Mesela burası açık kaldı.
Ben bunları böyle ufak rötuşlarla kapatırım, o sorun değil de. Ya kale inşaatının ana şeyini göstermeye çalışıyorum daha çok ben. Bunu nasıl buraya şey yapabiliriz? Şuradaki yıkıntı tabii engelleyecek bizi. Mesela birazcık aşağıda oldu bu. Az daha yukarı. Tabii amaç daha çok o, bu içine girmiş. Heh, şimdi istediğimi aldım oradan. Ama yamuk oluyor tabii. Öyle bir durum var. Bir şekilde ayarlayacağız onu artık, ben de bilmiyorum. Yani bunlar üzerine çalışarak şey yapılan şeyler daha çok. Ha, ama şey isteyen sizdiniz sonuçta, değil mi? Ha, bak mesela işte burada bir açı sorunu var. Belli ki. Öyle havaya koy istemedim ya. Ha. Şimdi burada mesela bir duvar karmaşası yaşıyorum. Çok tuhaf oluyor yani. Ama idare etmek zorundayız. Bakalım. Burada bir açıklık kaldı. Bunu normal şeyle kapatabilir miyim? Yapamıyorum çünkü aynen. Mesela burası olmuyor. Orayı bir şekilde çözmek lazım. Buna da keşke kaldırabilseydim ya da düzeltebilseydim bir şekilde. Nasıl? Aa, bakın burası işte. Şimdi sen burada kal. Sen de böyle dur şimdilik. Yapışmayın birbirinize. Buradaki duvarla... Tam aşağı inmiyor mu bu ya? Sanırım en iyi böyle oluyor. Ha, mesela burasını düzelttik şimdi ama öbür taraf bozulacak bu sefer de, değil mi? Muhtemelen. Aa, bak burayı aldım ama işte burası çok kötü ya. Keşke orası olmasaydı, değil mi? Her şey ne kadar mükemmel olurdu. Bütün dünya buna inansa. Bir inansa. Şimdi burası oyun. Tam kanser ya, hani. Şunları bir araya getirebilmek. Tam bir kanser örneği. Seni böyle alsam. Ben mesela sen uyuyacaksın ama şimdi burayı kapatamayacağım. İstediğim gibi. Şöyle yapabiliriz. Şimdi burası mı uyumayacak? Yo, uyuyor. Ama burada lanet bir boşluk var tabii ki. Ne harika. Buradaki açı o kadar kötü ki. De ben müthiş becerikli olduğum için tabii. Onun da etkisi vardır eminim ki. Aradan çıkma. Hayır. 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 Geri. Geri git. Geri git. Sana buraya gitmeni emrediyorum. Emrimi dinle. Buraya kimse girmeyecek. Şu an inşaat üzerinde şey yapıyoruz yani. Aslında böyle labirent gibi bir tünel oldu. Ama çok kötü ya. Şimdi Piper geliyor. Bir de bir manyak geliyor. Neyse. Acaba küçük şeylerle kapatabilir miyim burada utancımızı? Arkadaş çıkmayın şuradan. Hasta mısınız ya? Ne kadar sevdik bunu beraber. Hiç sevmedik herhalde, değil mi? Şimdi bir dakika, şurayı da bir kapatayım ben. Oraya değil, şu araya girebilir misin? Giremeyecek muhtemelen. O zaman şöyle yapalım. Acaba burayı bozmam gerekecek mi yani? Buradaki şeyi, bu taraftaki kısmı. Şimdi burası ne kadar güzel, değil mi? Ama işte orada bir sorun var. Yani bu sorunu nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Birileri, yani izlediğim videolarda aslında şey yapmışlardı hani. Bu çok kötü oluyor değil mi ya? Şöyle bakıyorum da. Yani bazı rötuşlar da böyle güzel hale getirebilmişlerdi de işte bende o sabır yok. Mesela bu nasıl duruyor? İğrenç duruyor değil mi? Ben belki burayı hani bina, önüne bina kurarak yani bir şeyler yaparak kapatabilirim oradaki utancımızı. Ama en azından bu taraf mesela güzel oldu şimdi bakın. Yani tam uydu. Dış tarafı uydurduysak yani dışarıdan güzel gözüksün yeter, içeriden utancımız olsun, önemli değil o kadar. Burası bence gayet iyi. Yani bir tek şuradaki boşluğu benim düzeltmem lazım. Onun dışında bakayım. Ha, burası var. Buraya girecek mi şey?
Kankritçiğimiz. Kankrit. Buraya gireceğim mi? Hadi be. Üzme beni. Üzme beni. Aslında oturmak istiyor da işte. Şu alta doğru insen birazcık. Hah. Duydum sesini. Bir de yamulsam bir. Hadi. Hadi canım. Heh. Burayı hallettik, tamam, güzel. Ya ön tarafını kapatırım. Muhtemelen ben buraya kesinlikle bir şey kuracağım yani. Bilmiyorum ne olacağını ama. Sen ihtiyacım yok sana şu anda. En azından %90'ını kapadık buranın. Bence bu da bir başarıdır. Bu arada şunları da ben kullanıma sokayım. Bir dakika. Heh. Burayı da bunlarla kapatıyoruz. Burayı artık kapatamıyoruz tabii ki. E şuradaki boşluk dışında. Ki buranın da amacı şu yani. Bakın şuradan bir duvar geliyor. Aslında bu duvar böyle dönüyordur. Yani normal kalede ama yıkıldığı için o açıyı sağlayamıyoruz maalesef istediğimiz gibi. Tamamen sorunumuz buradan kaynaklanıyor. Anlayacağınız üzere. Onun dışında kalede aslında yapacak bir şey kalmadı. Yani şu duvarı hallettik mi kalenin inşaatı tamamdır. Yani en azından dış inşaatı. Şu arkaya bir kapı yapabilirim. Ama onu basit bir şeyle halledeceğim. Yani şurayı kaparım herhalde böyle. Birkaç tane de sevgili taratlarımızdan koyduk mu? 10 numara olur. Işık koyayım ben ya. Elmas şehrine gitme canım. Elmas şehri kötü ya. Vallahi düşündüğünüz gibi elmas şehri. Sizi kandırıyorlar. Bakın bunlardan. Kapı 2 tane kalmış. Geceliğin süper gözüküyor değil mi ama? Bakın burada Minuteman Power Armor var. Burada da Raider var. İkisini de kullansınlar güle güle. Gerçi Fusion Core yok ama şu anda. Olsun. Ben Sanctuary'den gidip bir şeyler daha alayım. Bazı kaynakları alayım oradan. Bu arada merak edenleriniz için 3 tane Power Armor kaldı Sanctuary'de. Bu zaten Brother of Steel'ın oradan aldığımız. Bu Raider için yaptığım diğer Power Armor. Raider'ların parçalarıyla. Bu da geçen bölüm bulduğumuz T51. Bunu ben ordu rengine boyadım. Tamamen ordu power armor'ı gibi oldu. Güzel yani. 3 tane kaldı burada. Ben şimdi buradan materyalleri alacağım. Ondan sonra tekrar kaleye döneceğiz. Peki Sanctuary'den döndüm ama aslında orada da pek bir şeyim kalmamış yani işin doğrusu. Boşuna gitmiş gibi bir şey oldum. Neyse. Ön tarafı böyle bırakacağım. Yani bayağı bir korumam var zaten. Belki bir tane daha top koyabilirim, değil mi? Hatta burayı topla mı kapatsam diyorum. Orada kim var öyle? Bizden bir durumum. Ha iyi şey. Karavanmış sadece. Böyle şaşırdım yani. Şurayı ben kapatacağım ama bir yani böyle bir sakin düşünmeye ihtiyacım var orayı nasıl yapacağımı dair. Çünkü şu anda video çekiyorum zaten. Oldukça şey yani. Buraya bir tane daha ben koyabilirim şey. Bir dakika. Bari onu da yapalım. Elimde malzeme varsa tabi. Var. Güzel. Bunu da buraya. Çünkü Myler Queen tekrar spawn olabilir bana sorarsanız. Denize doğru top olması iyi bir şey. Tamam bunu da buraya koyduk. Ne kadar harika. Konkret bitti zaten elimdeki. Mükemmel. Ama kale yani az çok böyle. Ben buraları şeyle kapatabilirim mesela. Size göstereyim hatta dur. Dakika. Çünkü böyle uyuyor yani bakın bu kalenin asıl öz duvarlarına benziyor. Yani benzemiyor da hani kapatmaya yeter bence metal duvarlar. En azından kurtarıyor diyelim yani. Bakın şu benim en sevdiğim duvarım. Tabi yine mükemmel uymuyor ama en azından belli bir şey veriyor. Mesela burayı kapatamayabilirim. Burası kapanacak bir şekilde olacak. Şöyle yapabiliriz değil mi? Biraz havada duruyor ama olsun artık. Zaten daha da geri gitmiyor. Aynen. Böyle kapanabilir. Belki birazcık daha getiririm. Bir dakika şöyle yapalım. Daha ne kadar gidiyorsun? Kapatmakta bir sorun yok kusurlarımızı. Bunda hiçbir sorun yok. Çekinmeyin yani. Böyle. Bu arada da yaptım aynısını çünkü. Ya buraya böyle dışarıya binalar koyup hani şey yapabiliriz. Bir tek buradan insanların düşmemesi için bir ayar yapmam lazım. Emin değilim.
Neyse, kale inşaatı buydu ya. Yani hani daha da bundan sonra şey yaparım yani, böyle kendim yaparım, size gösteririm, tanıtırım, sizi gezdiririm böyle yaptıklarım üzerine. Ama ya zaten o kadar çok oyunda yapacak şey var ki hani kale inşaatına bölüm ayırmak ya da başka bir inşaata yani çok uygun gözükmüyor. O yüzden en iyisi böyle yapmak. Ne düşünüyorsunuz burası hakkında bilmiyorum. Yani burası bence güzel bir fikir olarak yaptım şurayı. En azından yani tabii şey, dışarıya çıkamıyor kimse buradan çünkü merdiven koymadım. Hani Super Mutant falan gelse direkt böyle içeri girecek, hani ona bir serbest geçişi gibi bir şey vermiş olacağız. O yüzden pek istediğim bir şey değildi bu. Ama belki buraya bir merdiven koyarım. Size nasıl olmuş bu kurulum? Bence güzel yani. Hani en akıllısı mı? Bir şey diyemem ama. Bir dakika, orada ne var? Ha, şey. Hareket etti sandım da bir şey. En akıllısı mı? Muhtemelen değil. En azından şuraları falan kapadım. Açıklıkları böyle. Oralar çünkü açık kalıyordu. Ama oldukça güvenli gözüküyor. Bu kadar turretin üzerinden kimse geçemez zaten buraya. Gerçi saldırı oldu buraya ama. Ve ben de yetişemedim ama oyunun suçuydu. Neyse. Kalemiz bundan ibaret yani. Şimdi bir görev yapalım. Bölüm görevsiz bölüm geçmesin diyorum ben. Ha, bu görevi almıştım ben Preston'dan. Bu arada şu görevler bu aralar çok fena arttı yani. Sürekli alıyorum bu görevleri nedense. Sürekli bana veriyorlar bu görevleri. Yani saçmalık yani. O kadar çok geliyor ki bana. Bakın kaç tane bitirmişim hatta arka arkaya. Nefes alamıyorum ki şeyden yani. Bir görev bitiyor, ötekisini alıyorum. Bir görev bitiyor, ötekisini alıyorum. Bitmiyor yani. Arkası gelmiyor. Ben de anlamadım sorun nedir burada. Şu Hangman Alley diye bir yer varmış. Orayı ele geçirmemiz istendi bizden. Biz de onu yapacağız. Nerenin yakında burası? Backstreet April. Şuradan gidelim biz. Yine sıradan çatışmalar devam ediyor bir yerlerde. Emin değilim nerede oldu ama. Neyse biz zaten... Ya ulan... Tam şeyin ortasına düştük yalnız. Abicim... Öl. Nasıl kurtulabilirim ki ondan yani? Adam intihar etmeye geliyor. Buraya aslında bayağıdır gelmemiştim ben. Backstreet April denilen yere. Öbür tarafa gitmeyelim dedim yani. O buradan o kadar kötü mü vuruyorum ya? Bilin... Heh tamam. Kapa çayını. Oo. Oo merhaba. Merhaba. Ona saldıracaksın bana. Ne? Piper vurdu değil mi? Ona kendi arkadaşı vurmadı. Ben kendi arkadaşı vurdu sandım. Dur sana bir headshot atalım. Yalnız kendi arkadaşın tarafından saldırı uğramış olabilirsin he. Söyleyeyim. Şu an ağır değilim Piper. Şöyle çıkalım ve şu pisliği de indirelim diyeceğim. Çıkamıyorum, sıkıştım. Şuraya çıkabilirsem çok mutlu olacağım yani. Ulan canavarları öldürüyorum, robotları öldürüyorum, şuradan çıkamıyorum. Merhaba. Nasılsın? O patladın, tamam. Seni aldım. Buraya saldırmaya gelmedim ben zaten. Birazdan gideceğim. Aa orada ne var öyle? Onları yok edelim de. Yine çıkamıyorum lanet yerden. Şuna da bakayım ben bir. Bunda güzel şeyler vardır eminim ki. Tamam. Şimdi. Bizim hedefimiz neresi burası? Birazcık daha uzak bir yere geldim tabi. Ama bir tarafta Super Mutantlar kamp kurmuşlar. Sonra intihar ediyorlar üzerimde. Ben de istemiyorum. Ben de istemiyorum. Bölüm yan görev olsun dedim bir tane böyle. Hem sırf inşaatla geçmesin. Her bölüm görev yapmak lazım. Sonsuza kadar oynamak istemiyorum bu oyunu. Şaka yaptım tabii ki, istiyorum. Ama yani 200 bölüm yapmanın da bir anlamı yok değil mi? Neden bahsediyorum ben bilmiyorum. Sadece konuşuyorum öyle gereksiz. Hangman Alley. Neresi burası ya? Hangman Alley. Aa. Neden Hangman dediklerini anladım şimdi. Asıl adam hani. Anladınız mı? Zincirlemişler bir taraftan. Ne harika. Raider var burada ya. Raider'lar sorun değil. Şurada bir tane yukarıda bir arkadaş var. Lanet yere nereden giriyoruz biz ya? Ha o Diamond City şeyi. Vallahi bir şey gördüler evet. Yine mi siz ya? Legendary bir de. Bunu snipelamak kaç saat sürer? Bayağı bir sürer bence. Bakayım deneyim şansımı.
Her türlü mutasyona uğrayacak zaten. Aa, assault rifle'ı getirmedim yanımda ya. Bırakmıştım onu. Neyse, lazer alalım. Ben varım. Köpeği öldürmek öyle istememiştim ama neyse. Köpekleri öldürsün, sorun değil. Böyle vuruluyorum. Bir şey yiyelim bari. Farklı farklı yerlerden saldırıyorlar. Legendary iti. Yan. Sakin olun, sakin olun. Ben sadece buraya barış için geldim. Wounded. Wounded. Oh, wounded. Mutasyonu uğradım. Wounded. Al. Yon. Wounded. Öldün legendary. Nimble hunting rifle. Marlurk. Alayım hunting rifle'ı ya. Satarım. Kullanmıyorum artık zaten. Peki başka var mı da? Oo, birisi fena sıkıyor oradan ya. Yukarıdan muhtemelen. İlla beni yukarı çıkartacaksın yani. Neredesin canım? Oh, merhaba, sen misin? Hızlı hızlı. Aa, bir arkadaşını da getirmişsin. Hemen öldüler ama ne yazık. Ne yazık. Piper, senin ne işin var burada Piper? Raider'lar şu binanın arkasındalar. Bizim gitmemiz gereken yer orası zaten. Şöyle bir son bir bakayım. Ben buraya gelmiştim önceden ya, bu apartmana. Hatırlıyorum. Ama ne için geldim hatırlamıyorum. Hangman Alley. Bildiğin sokaktan bahsediyor ama giriş yok ya. Böyle bir sorun var. Aa, burası. Aynen. Bir dakika, tünelin içinde mi yer alıyorsunuz siz ya? Niye beni buraya yolladınız ki? Merhaba. Oh, bomba bomba bombanın üzerine koştum bir de ya. Bravo bana. Bombadan kaçayım derken üzerine koştum bombanın. Merhaba. Arkadaşlar, ölmeyi hak ettin. Tam kritik çıkarken biter Vets. Vets lan, ne bu kadar zor? İlk kafanı patlatırım o zaman. Yine mi bomba arkadaş? Yeter, bomba bomba. Canım yakıyorsunuz. Araba patlayacak birazdan, izleyin. Sal, bedenlerini fırlatıyorsun adamlarının da yani. Oo, ben de tam... Lan bir durun artık be, sakin olun. Sürekli ne kadar bitmez bombanız varmış. Oraya geliyorum ben artık. Geber. Başka isteyen? Burada settlement mı kuracaklar? Anlamadım ki ben. Nasıl bir hastalıktır bu ya? Hangman Alley dedi. Yerin dibinde ne işiniz var oğlum ya? İyi misiniz? Buraya girmeye can atıyor adamlar. Burada satıcı matıcı yok mu ya? Tamam. Yukarı çıkmamı istiyor herhalde değil mi? Aynen. Öyle gözüküyor. Yukarıda bir işimiz var bizim. Ben de oraya giderim o zaman. Neredesiniz canlarım? Ya yine aynı yere geldik ya. O zaman buradan mı gideceğiz? Ben anlamadım. Sizin ne işiniz var burada şimdi? Nereden çıktınız siz? Bir dakika. Açıklamadan... Ah, uğraş şimdi bunlarla ya. Al, yanın. Lan önündeki şeyi niye atıyorsun manyak? Öleceğim. Öleceğimi ben de gayet iyi biliyorum. Merhaba. Bana saldırmazsan sevinirim. Şu anda benim canım yanıyor. Tamam, sen gittin güzel. Bende şey yok mu ya? Aa, hiçbir şey kalmamış bende yanımda. Cidden hiçbir şey kalmadı mı ya? Bu var. Niye ben bu? 8'deydi benim bu. Burada olduğumuzu biliyor tabii. Al.
Mutasyon orada şerefsiz ya. Bir daha al o zaman. Hiçbir şey yapmadı mı o? Yuh be. Nasıl yapmadı ya? Araba patlayacak. Hala mı yaşıyorsun? Lan yuh be. Bir kere reladın açık olsa be. Fusion Cell. Sakatladım iti aslında da. Heh. İşi bitti. Süper mutantlar nereden çıkıyor ya? Leather Left Leg. Alsam mı onu ya? Ağırlık yapıyor gereksiz. Almayayım boşver. Bir kere satmayayım bir şey. Ben varım da siz neredesiniz arkadaşlar? Sizi bulamıyorum ben. Hep bir yerlerdesiniz. Ben belki burasıdır. Yok, burası da ara bir sokak. Heh, buradalar. Değil mi? İçeri nasıl gireceğim? Kilidinizi atacağım ha. Seve seve. Got it. Got it. İçeri giriyorum. Merhaba. Partinizi böldüğüm için üzgünüm de. Yapmam gerekiyor. Bunu hoşlanmadılar aslında, evet. Hoşlanmadığınızı gayet iyi anlayabiliyorum. Sizin için elimde bu var. Elinde bunun olduğunu söylemiştim değil mi? Yaşaman imkansız şu anda senin. Neredesiniz? Shotgun. Minigun'a karşı shotgun'la mı iş yapacağını düşünüyorsun? Hadi ısın artık. Kaçamazsın. Neredesin? Neredesin? Gel gel. Gel canım. Gel. Seni parçalayayım. Bu galiba böbreğin. Emin değilim. Böbreğin olabilir o. Stimpak. Shotgun shell. Daha yok mu burada ya kimse? Hepiniz bu kadar mıydı? Ya canlarım ya. Bu kadardınız siz ha? Belli bir savaş. Yani buraya gelmek daha zordu bence. şey yapacağız. Şey kurmamız istedim. Tamam. Kurarım hemen. Radyo beacon kuralım. Burada kim yaşamak ister ki? İğrenç bir yer burası. Böyle sıkışık. Yani bilmiyorum. Bence çok kötü bir yer. Bir jeneratör istiyor. Şöyle koy onu da. Hadi be. De bağla. Tamam. Paramı da ver. Preston'la konuş. Preston'la kaleye yollayabilsem harika olacaktı. Kaleye gitmiyor arkadaş ya. Ben de bilmiyorum ne yapacağım. Dikildin hemen ayağı. Ne oluyor? Tamam. Klasik bu lafı 100 defa duydum. Pardon. Görevi geçmeye çalışıyordum. Preston üzgünüm. Peki bir tane daha görev bitti. Emin için bir tane daha görevi vardı bana. Değil mi? Preston. Vurduğum için üzgünüm seni. Küsme bana. Preston. Küsme. İyi. Evet. Tahmin ettiğin gibi. Bitmiyor. Bitmiyor ya. Burası daha demin ghoul'larla uğraşıyordu. Ondan önce raider vardı. Hep de aynı yerler yani böyle. Canımı sıkmaya başladı artık bunlar. Ama bu, yani şey, tecrübe puanı kazanıyorum en azından. O da bir şeydir. XP kazanıyorum. Para alıyorum. Yani aynı şeyleri yapmaktansa. Yani olaya olumlu bakmaya çalışıyorum en azından. Neyse, bugün kale inşaatını tamamladık. Görün dedim ben. Bundan sonra kendim çalışacağım onun üzerinde. Artık ortaya nasıl bir şey çıkar ben de bilemiyorum. Ama ilgileniyorsanız arada gösteririm. Anlatırım size. Gezdiririm oraları. Burası benim barım bu arada. Tanıtmış mıydım bilmiyorum. Bakın gayet iyi böyle. Mütevazı. Işıklarla donattım. Fena olmadı. Şunları kaldırmak istiyorum da aslında an olarak kalsın diyorum moleküler şeyler. Muhtemelen bir daha institütten kimse girmesin diye patlattı orayı. Sturgis ama bize söylemiyor. Neyse. Bir dahaki bölüm için aklımda pek bir şey yok aslında ama siz bana yardımcı olun. Yani bilmiyorum şu anda. Uzaylı var. Uzaylıya bakmak istiyorum. Bunu mu yapayım yoksa bu hani bir gemi görmüştük. Korsan morsan mı var acaba? Nükleer korsanlar mı diyeceğiz artık? Yoksa Power Armor... X-01 Power Armor'ını mı alayım? Onun için belli bir lokasyon var. Orayı biliyorum ben. Gidip orayı... Yani savaşarak almak istiyorum ki böyle güzel bir bölüm konusu olsun istiyorum yani, anladınız mı? Artık fikirlerinizi söyleyin yorumlarda. Ben de okurum. Ona göre bir karar veririm. Bakalım bundan sonra devam edeceğiz böyle.
Bugünlük benden bu kadar. Şimdilik güzel bir aslında üretken bir bölüm oldu. Kale için en azından. Siz de görmüş oldunuz nasıl yapıldığını. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir şey yok. Şimdilik hoşça kalın diyorum.